Mavi sularda süzülen bir gümüş ok. Bu yüzme bilen bir Mercedes. Alman otomobil üreticisi bu yat projesi için İngiliz Silver Arrows Marine şirketiyle işbirliğine gitti. Amaç sürücüye üstü açık otomobillerdekine eşdeğer bir sürüş konforu sağlayabilmek. Tabii tam olarak bir otomobildeki sürüş hissini yakalayamazsınız. Sonuçta denizin üzerinde koşullar sürekli değişir. Otoyolda gitmeye pek benzemez. Ancak prensip itibariyle sürücüde rahat ve konforlu bir sürüş hissi oluşmalı. Mercedes S serisi Cabrio modeli yatın tasarımında örnek oldu. Bir tuşa dokunuyorsunuz ve cam hemen açılmaya başlıyor. Ve bir anda açık havada olduğunuz hissine kapılıyorsunuz. Tasarımın temel şartlarından biri teknede üstü açık otomobil keyfi yaratmaktı. Bunu hayata geçiren kişi Gordon Wagener oldu. Wagener 2008 yılından bu yana Mercedes otomobillerin tasarımından sorumlu. Bu bot su üzerinde hareket eden ne varsa hepsinden çok farklı. Çünkü otomobillerin tasarım dilini suya taşıyor. Havalı olması gerekiyor. Havalı deyince insanların vay böylesini daha önce hiç görmedim, çok ateşli diyebilmesi gerek. Otomobil üreticilerinin deniz merakı yeni bir şey değil. Porsche, Aston Martin, Ferrari ve Bugatti gibi ünlü markalar yıllardan bu yana çeşitli su taşıtları üretiyor. Bu firmaların hesabı bu yolla lüks marinalarda yatlarını sergileyen zenginleri otomobilleri için kazanabilmek. Bir yata 2,5 milyon euro ödeyen müşterilerin yolu, asıl ürün olan otomobil içinde her daim gözleniyor. Bu çok özel bir proje. Markamızın algılanışında bizi daha ileriye taşıyacak. Bu Mercedes tekne sayesinde şu ana dek Mercedes otomobillerle teması olmamış kişiler de müşteri olarak kazanılabilir. Bir markayı farklı mecralara taşımak beraberinde belli zorlukları da getiriyor. Alman otomotiv devinin kendine özgü tasarımını tekne üzerinde uygulamak bu zorluklardan biri. Bir teknenin hangi malzemelerden yapıldığı düşünülürse bu forma ulaşmanın nedenli zor olduğu anlaşılır. Çünkü tekne yapımında en zor şey teknenin su üstünde doğru düzgün hareket edebilmesini sağlamaktır. Silver Arrows Marine'in alışılmışın dışındaki beklentilere uygun bir tasarım yapıp bu tasarımı suda batmayacak şekilde hayata geçirmesi 5 yıllık bir çalışmanın ürünü. Bunun yanında iç tasarımda da talep edilen lüksün sağlanması gerekiyor. En küçük detaylara kadar tasarımın hiçbir noktasında taviz vermedik. Bu bize asıl işimiz olan otomobil tasarımı için yeni fikirler sağlayacak ilhamı veriyor. Ufkumuzu açıyor. Bu yeni fikirler belki gelecekte otomobil endüstrisini de etkileyecek. Belki denizcilikten devşirilen yeni çizgiler ve fikirlerle tasarlanan otomobiller göreceğiz bir gün. Prototip olarak geliştirilen tekne sonuç itibariyle batmadı. Tersine, şu anda yılda yaklaşık 10 adet üretilmesi planlanıyor.